İstanbul'da görevli bir doktor hastalarından yüklü miktarda bıçak parası talep ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Üstelik aynı doktorla ilgili tek şikayet bu değildi. Talep ettiği parayı ödemeyen hastaların ameliyatlarını yapmadığı iddiası da var. ATV Haber bu iddiaları doğrulayan hastaların yakınlarına da ulaştı bugün. Bakın neler anlattılar. Ameliyatına bunun bir bedel biçtiniz, ben o bedeli size ödedim. Oğlum aç susuz öldü. Oğlum can çekilecek iş öldü. Kardeşime 11 kez ameliyat yaptı ve her ameliyatına ayrı ayrı bedel biçti. Bizi yaşamla ölüm arasına getirip bizden sürekli paralar talep etti. Hastalarının ameliyatı için yakınlarından bıçak parası istedi. Ödemeyi reddedenlere ameliyatı yapmadı. Hasta yakınları iyileşmeleri için elde avuçta ne varsa doktora verdi. Savcılık duruma el koydu. O doktor gözaltına alındı. Ben size ödediğim bedelleri de geri almak istiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Şunu ben geri almak istiyorum hocam. Her şeyin bir bedeli var. Bu bedeli vermezseniz ben hiçbir şekilde ameliyatı yapmam. Bana dedi ki para bu parayı bana verirsen ben gireyim. Vermezsen kaporda başka hastaneye. Serap Ünal'ın kardeşi Suat Ünal da 17 yaşındayken kemik tümörü teşhisi nedeniyle aynı doktora gitmişti. Ve bu süreç içerisinde 5 yılda iddiaya göre yaklaşık 1 milyon lira aynı doktorun cebine gitti. İstanbul Anadolu yakasındaki bir devlet hastanesinde çalışan doktor iddiaya göre parasını getirmeyenlerin ameliyatını yapmadı. Oğlumun hayal sisi gibi olacak. Yan tarafımda benim Adana'dan gelen bir aile vardı. 25 bin lira istemiş, 20 bin lira toplayabildiler diye 5 bin lira için çocuğu ameliyata almadı, bekletti. Ve çocuğu kaybettiler. 30 milyara anlaştık ve ben gittim. Kayınvalidemin kolunda bileziği vardı. Onu sattım, getirdim. Bülent Erol beni odaya almadı. Fatma Şahsiyar bundan 2,5 yıl önce aynı doktorun kapısına gitti. Oğlu 16 yaşındaki Muzaffer Şahsiyar için. Ondan da iddiaya göre yine bıçak parası istedi. Aradan yıllar geçti ve maalesef 2,5 yılın ardından oğlu hayatını kaybetti. Rüşvet aldı benden, bak arabam gitti, yuvam gitti, eşim gitti. Yani darmadağınık oldu. Benim kızı Serap Hanım biliyor. O kızlarım okulundan oldu. Hep bu adamın yüzünden. Bu adam içeriden çıkmasın. İstemiyorum. Bir bedel istiyor muydu peki? Tabii tabii, kendisi belirliyordu. Bu ameliyatı işte 8. ayda yapacağız. Bu ameliyat için bedelimiz 60 bin. Ve elden alıyordu ve yanında bir kişi daha giremez. O doktor gözaltına alındı. Odasından rüşvet suçuna ilişkin olduğu düşünülen 275 bin lira ele geçirildi.